Merhaba arkadaşlar, videoya başlamadan önce beni Twitter'dan takip edebilirsiniz. Orada kendi fikirlerimi yazıyorum ve ilerleyen günlerde oradan kitap çekilişi yapmayı düşünüyorum. Mutlaka takip edin. Devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Bir, cumhuriyetçilik. İki, bandır. İki, milliyetçilik. Üç, bandır. Üç, halkçılık. Dört, bandır. On, dört, bandır. Kenan Evren bir memur çocuğu olarak 1917 yılında hayata gözlerini açtı. Atatürk'ün döneminde çocukluk geçiren Kenan Evren'i derinden etkileyen bir olay tam da bu dönemde yaşandı. Kenan Evren 13 yaşındayken Menemen'de aşırı dinci bir grup Cumhuriyet karşıtı ayaklanma başlattı. Bu ayaklanmada isyancılar 24 yaşındaki Asteğmen Fehmi Kubilay'ı vahşice şehit ettiler. Bu olay bende büyük bir etki yarattı. Bunun etkisi altında uzun süre kaldım. Bende o kadar derin bir izi bırakmış ki bu. İlk portre resmimi Kubilay'ın resmi olarak yaptım. Yıllar geçtikçe içindeki asker olma hevesi artıyordu. Ailesi bu fikre karşı olsa da 17 yaşındayken ailesini ikna etti. Ve askeri okula kaydoldu. Başarılı bir eğitimden sonra 1938 yılında askeri okuldan subay olarak mezun oldu ve topçu okuluna başladı. Ancak bu sıralar tüm Türkiye gibi o da acı bir haberle sarsıldı. Sen bir gün demiştin ki, benim fani vücudum elbet bir gün gelecek toprak olacaktır. Senin fani vücudun aramızdan ayrıldı. Fakat sen varlığımızda yaşıyorsun ve ebediyen yaşayacaksın. Hiç unutmam, hocamız ders anlatıyordu. Birkaç arkadaşla birlikte hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladık ve sonra hıçkırıklar bütün dershaneyi kapladı. Kenan Evren eğitimini tamamladıktan sonra kariyerinde yükselişe devam etti. Yarbaylığa yükseldikten sonra Harp Akademisi'nde öğretmenlik yapmaya başladı. O sıralarda Türkiye'de uzun süredir devam eden CHP yönetimi yerini Adnan Menderes yönetimindeki Demokrat Parti'yi bırakmıştı. Demokrat Parti gelir gelmez uluslararası askeri ittifak olan NATO'ya girmek istiyordu. O sıralarda Kore Savaşı patlak verdi. NATO bu savaş için asker çıkarıyordu. Ve Türkiye bu savaşı NATO'ya girmek için bir fırsat olarak gördü. Adnan Menderes radikal bir kararla Kore'ye asker göndermeye karar verdi. İşte Kenan Evren de Kore'ye giderek burada önemli pozisyonlar aldı. Zaman bu şekilde akıp giderken ülkede siyasi çekişmeler had safhaya çıkmıştı. Adnan Menderes ve İsmet İnönü çekişmesi halka cereyan etmiş ve halk arasında ciddi kutuplaşmalar doğmuştu. İktidarda olan Menderes, İsmet İnönü'nün bazı meclis konuşmalarını basında yasaklıyor, yurt gezilerine mani oluyor, yolunu kesiyordu. Hatta kutuplaşma o kadar tırmandı ki İsmet İnönü Uşak'ı ziyaret ettiğinde başına taş atıldı. Hemen hemen her gün öğrenci eylemleri oluyor, kolluk kuvvetleri olaylara silahlı müdahale bile ediyordu. Olaylar olayları kovaladı. Milletvekilleri mecliste yumruklaşıyor, küfürleşiyor ve tarlalara kin tohumu ekiyorlardı. Bununla da kalmadı. Adnan Menderes, Tahkikat Komisyonu adını verdiği bir oluşumla muhalefeti ve basının faaliyetlerini soruşturmaya başladı. Bıçak kemiğe dayanmıştı ve 27 Mayıs 1960 tarihinde Ordu Demokrat Parti'yi iktidardan indirerek yönetime el koydu. Türk Silahlı Kuvvetleri Türk vatandaşlarını radyolarının başına davet edin. Sevgili vatandaşlar, dün gece yarısından itibaren bütün Türkiye'de deniz, hava, kara Türk Silahlı Kuvvetleri el ele vererek memleketin idaresini ele almıştır. Bu hareket silahlı kuvvetlerimizin müşterek... Halkımızın okumuşluk düzeyi maalesef çok düşüktü. Çabuk kandırılıyorlardı. Halkımız demokrasi yanlış anlamıştı. Demokrasi geldi ya, her istediğini rahatlıkla yapabilirdi. Eğer partiliyse ve hele bir de partinin üst kademelerini ele geçirmiş ise, bölgesinde en nüfuzlu kişi o oluyordu. Hele bu kişi iktidar partisine mensupsa, kamu görevlileri onun her istediğini yapmak zorundaydılar. Yapmazlarsa kısa sürede sürgüne gönderilirlerdi. Bu duruma dur diyecek güç olarak silahlı kuvvetler akla geliyordu. İhtilali ilk haber veren sabaha karşı 04'te kapı komşumuz oldu. Kapıyı çalarak radyoyu dinlememizi söyledi.
Radyoyu açtığımızda ordunun yönetime el koyduğunu öğrendik. Hepimiz sevinmiştik ancak ihtilalin başı kimdi onu bilmiyorduk. O dönem iktidarı indiren Milli Birlik Komitesi, Ordu Donatım Okulu Kurmay Başkanlığı'nda bulunan Kenan Evren'i 2. Ordu Hareket Eğitim Başkanlığı'na tayin etti. Kenan Evren kariyerinde yükselmeye devam ederken 1970'ler korkunç olaylara tanık oluyordu. Zaten ülkede yıllardan beri devam eden sağ ve sol kavgaları tırmanmış, zirveye ulaşmıştı. Kenan Evren de emeklilik için gün sayıyordu. Ancak 7 Mart 1978 yılında beklenmedik bir şekilde Genelkurmay Başkanı oldu. 19 Şubat günü sabahleyin İçişleri Bakanı İrfan Özaydın'la beni evine davet etti. Bir saate yakın bir görüşme yaptık. Bu görüşmede Genelkurmay Başkanı'nın Mart'ta muhakkak emekli edileceğini, yerine de benim geleceğimi söyledi. Genelkurmay Başkanı olduğu sıralarda ülkede yoğun bir istikrarsızlık vardı. Neredeyse birkaç yılı bir iktidar değişiyordu. Giden Ecevit, gelen Demirel, giden Demirel, gelen Ecevit. 1978 senesinde ise iktidarda Bülent Ecevit bulunuyordu. Ülkede uzun süredir kan gövdeyi götürüyordu. Alparslan Türkeş'in emriyle kurulan ve komando kampında eğitim gören ülkücüler ve gerilla eğitimi alan solcular sokak çatışmalarına giriyor ve her gün onlarca genç hayatını kaybediyordu. Ölümler yalnızca gençleri değil, devamlı bir şekilde profesörler, siyasetçiler, bürokratlar, öğretmenler suikast veya işkence sonucu hayatını yitiriyordu. Ülke tabiri caizse Teksas'a dönmüştü. İnsanlar sokakta gezerken bıyıklarının şekline, okudukları gazeteye göre dayak yiyor, ülkedeki birçok duvar siyasi sloganlarla bezeniyordu. Bunun yanında ekonomi de çatırdamaktaydı. Hayat pahalılığı her geçen gün artıyor, kara borsacılık almış başını yürüyordu. Bu sıralarda Türkiye'yi derinden sarsan bir olay yaşandı. Adalet Partisi'nin Malatya Belediye Başkanı olan Hamit Fendioğlu, evine gönderilen bomba dolu paketle öldürüldü. Kamuoyu adeta sarsılmıştı. Bu olay sağ-sol kavgalarına hız kazandırdı. İşin kötü yanı, polisler bile sağcı ve solcu olarak ayrılmış ve kutuplaşmıştı. Ülke karış karış tehlikeli günler yaşarken, Güneydoğu'da ise bölücü hareketler hız kazanmıştı. APO'cular silah ve madde kaçakçılığını artırmış, bağımsız bir Kürt devleti kurma politikasında güçleniyordu. Bu dönemde siyasetçilerin daha dayanışmalı olması gerekirken hiç de öyle olmuyor, hatta halkı galeyene getirecek söylemlerde bulunuyorlardı. Birbirlerini hedef göstererek anarşiyi siz başlattınız diyorlardı. Türkiye'deki kargaşa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de dikkatini çekmişti ve Türkiye hükümetinden savunma istiyordu. İpler iyice gerilmişti. Artık bir şeyler yapmak gerekiyordu. Ecevit ve Kenan Evren görüştü ve 10 ilde sıkı yönetim ilan edildi. Ancak devlet kötü bir dönemden geçiyordu. Dönemin İçişleri Bakanı Fehmi Güneş acı itiraflarda bulundu. Emniyet örgütü şu anda karşı karşıya bulunduğumuz problemlerle baş edebilecek kabiliyette değildir. Polis çok geleneksel, çok bezgin, psikolojik olarak çökmüş durumdadır. Benim emniyetteki istihbarat örgütüm önceden istihbarat yapacak ne güçtedir ne de anlayıştadır. Bütün Türkiye'de yoğun bir silah kaçakçılığı mevcut ve silah girişini önleyemiyoruz. İstihbaratımız zayıf. Sıkı yönetim bölgeleri dışında aracımız da yok, telsizimiz de yok, elemanımız yok, bomba uzmanımız yok. Sadece 17 ilimizde fotoğraf makinemiz var, 50 ilde yok. Bütün bunları düzeltmek için çalışıyorum. Artık hükümet ve muhalefetin birbiriyle dayanışma kurmasından başka yol yoktu. Adalet Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi birlik ve beraberlik çağrısında bulundular. Ama bundan sadece bir gün sonra milletvekilleri mecliste tekme tokat birbirine girdi. Bununla da kalmayarak Süleyman Demirel sert konuşmalarını artırdı ve konuşmalarında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni dahi eleştirmeye başladı. Artık parti merkez binaları bile silahla taranmaya başladı. Bu sıralarda Kenan Evren ve arkadaşları durumlardan epey şikayetçiydi. Müdahale fikirleri kendilerine cereyan ediyor ancak mecbur kalmadan bunu gerçekleştirmek istemiyorlardı. 15 Ekim 1979 tarihinde Ecevit görevinden istifa etti ve hükümet kurma yetkisi Süleyman Demirel'e verildi. Demirel, Türkeş ve Erbakan'ın dışarıdan desteğiyle yeni hükümeti kurdu. Ancak olaylar aynı hızda artmaya devam ediyordu.
Şenen Evren bu dönemde siyasilerle sık sık görüşmeler yapmaya başladı. 13 Aralık'ta komutanlarla istişarelerde bulunan Evren, komutanlarca imzalanan bir uyarı mektubunu 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'e verdi. Korutürk bu mektubu Demirel ve Ecevit'e iletti. Ordunun istekleri arasında iki liderin birlikte güçlü bir hükümet kurması vardı. Fakat onlar bu işbirliğine sıcak bakmıyordu. Kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk'ün görev süresi sona erdi ve yeni Cumhurbaşkanı seçimleri başladı. O dönem Cumhurbaşkanı meclis tarafından seçiliyordu ve siyasi anlaşmazlıklar burada da devam etti. Partiler birbirleriyle didiştikleri için 6 ay boyunca Cumhurbaşkanı seçilemedi. Objektif konuşacak olursak siyasiler bu süreçte tam bir fiyaskoydu. Dışarıdaki suçlar yetmezmiş gibi hapse attıkları mahkumlar bile rahatlıkla firar ediyordu. Bu da yetmezmiş gibi İstanbul'da bir camide Atatürk yuhalanmıştı. Sanki herkes kendi fikirlerinin en ucuna gitmişti. Durum hiç de iyi değil. Hiçbir şeyin halledildiği yok. Galiba sonunda bu işe müdahale etmek zorunda kalacağız. Eğer durum böyle devam eder ve partiler bu anlayışsızlık içerisinde olurlarsa bir müdahaleden başka çıkar yol kalmıyor. Aynı safta yer alan siyasi partiler dahi birbirlerinin kuyusunu kazmaya başladı. O sıralarda Türkiye bir haberle daha sarsıldı. Esna Nihat Erim bir suikastla öldürülmüştü. Forumda düzenlenen eylemlerde onlarca kişi öldü ve hatta olay Sunni-Alevi kavgasına evrildi. Türkiye'deki güvenlik sorunu artık son aşamadaydı. Bu sıralarda Milli Selamet Partisi Konya'da İsrail'i protesto etmek için Kudüs mitingi düzenledi. Bu mitinge ülkeden ve yurt dışından birçok din adamı da iştirak etmişti. Mitingde şeriat hakkımız, söke söke alırız, tek halife tek devlet gibi şeriat yanlısı sloganlar atılıyordu. Bunun yanında katılımcılardan bazıları İstiklal Marşı okunduğu sırada yere oturarak İstiklal Marşı'nı bile protesto etti. Şenen Evren bu olaya epey öfkelenmişti. Halk artık anarşiye ve siyasi rezaletlere dayanamıyordu ve orduyu göreve çağırıyordu. 12 Eylül kapıdaydı. Şenen Evren ve generaller ülkenin bulunduğu şartlardan dolayı yönetime el koyma konusunda kesin karar vermişlerdi. Haydar Saltık, Bayrak Harekatı adını verdiği darbe planını 4 Haziran'da Kenan Evren'e sundu ve hareket günü beklenmeye başlandı. Ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Şenen Evren başkanlığındaki Milli Güvenlik Konseyi işin ilk safhasını bitirmiş, Bülent Ecevit, Süleyman Demirel ve Necmettin Erbakan'ı tutuklatmıştı. Ancak Alparslan Türkeş evinde bulunamayarak kaçak duruma düşmüştü. MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in bulunamamış olmasına canım çok sıkılmıştı. Nasıl olmuş da kimden haber alıp kaçmış veya bir yere saklanmıştı? Muhakkak ki ordu mensuplarından birisi bu bilgiyi son gecede ona ulaştırmıştı. Ankara Sıkı Yönetim Komutanı'na Türkeş'in en kısa zamanda teslim olması hususunda radyo ve televizyonda bir bildiri yayınlatması emrini verdim. Şenen Evren'in emriyle liderlere kibar davranılıyordu. Ancak bir süre cezaevinde yatacaklardı. Ardından hepsine siyasi yasak geldi. Bunun yanında parlamento kapatılmış, ülkedeki bütün siyasi ve STK faaliyetleri yasaklanmıştı. Sokaktaki asayiş askerin elindeydi ve sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 3 günlüğüne banka işlemleri durduruldu. Ertesi gün gündüzleri sokağa çıkma yasağı kaldırıldı ve halk sevinçle sokağa döküldü. Askerler halk tarafından bağıra basılıyor ve anarşinin bitişi dolayısıyla orduya teşekkür ediyordu. 14 Eylül Pazar günü kaçak durumundaki Alparslan Türkeş, Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı'na teslim oldu. O güne kadar var olan tüm partiler feshedilmişti ve Kenan Evren devletin boş kalmaması için yeni kadroyu belirledi. Bunlardan en önemlisi Devlet Bakanı ve Ekonomik Koordinasyon Kurul Başkanı olarak atanan Turgut Özal'dı.
Turgut Özal o döneme kadar pek tanınmayan biriydi ve sonrasında siyasi kariyeri ilerleyecek, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı yapacaktı. O dönem Kenan Evren devlet başkanı, başbakansa Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Ulusu oldu. Kenan Evren şehirlerde mitingler düzenliyor ve sevgiyle karşılanıyordu. Coşkun kalabalıklar onu dinliyor ve konuşmasını sık sık alkışlarla kesiyordu. 12 Eylül öncesinde memleketimizin içine düşürüldüğü durumu gözler önüne getiriniz sevgili vatandaşlarım. Gençlerimizi müsbet ilim anlayışı içinde yetiştireceğiz. Atatürk ülkelerini bilir, tanır ve uygulamaya yetenekli biçimde yetiştireceğiz. Gençlerimizi milli kültürümüz için. Bunun yanında darbeden öncesine göre çok az olsa da faaliyetlere devam eden sağ ve sol gruplarda mevcuttu. Bazı bölgelerde çatışmalar olsa da kolluk kuvvetleri kısa sürede bunları bastırabiliyordu. Tutuklamalar hız kazanmıştı. Örneğin Eskan'ın Nihat Erim'in katili de ordu tarafından yakalandı ve kısa bir süre sonra hapishanede kafasını duvara vura vura intihar etti haberi geldi. Eylemlerde yer almış sağcı ve solcularsa bir bir tutuklanmaya ve yargılanmaya başladı. Askeri yargı oldukça sertti ve itirafta bulunmaları için işkence görüyorlardı. Bunların arasında çırılçıplak soyup elektrik verme, günlerce bitmeyen dayaklar, falaka, köpek saldırtma, ayaktan asma ve bazı iddialara göre makata cop sokma gibi korkunç işkenceler vardı. Bunun yanında tutuklular çırılçıplak soyundurulur, tek sıra halinde banyoya götürülürdü. Mahkumlar banyoda sabunsuz bir şekilde tazyikli suyla yıkandıktan sonra sürünerek koğuşlara giderdi. Hapishanelerde askeri düzen vardı. Bu süreçte 650 bin kişi gözaltına alındı. 230 bin kişi yargılandı. 1 milyon 683 bin kişi fişlendi. 7 bin kişi için idam cezası istendi. Ancak bunların 48'i idam edildi. 171 kişi cezaevindeki işkencelerden, 16 kişi kaçarken, 95 kişi ise çatışmalarda hayatını kaybetti. 23.667 derneğin faaliyetleri durduruldu. 937 film yasaklandı. Binlerce kişi vatandaşlıktan atıldı. Bunun gibi onlarca önlem alındı ve askeri yönetim demir yumruğunu tüm ülkeye göstermişti. Bu süreçte idam edilenlerin tamamı cinayet işlemiş kişilerdi. Darbeden sonraki ilk idamlar 9 Ekim 1980'de başladı. Sol görüşlü Necdet Adalı ve sağ görüşlü Mustafa Pehlivanoğlu ilk idam edilenlerdi. Bunlar arasında isimlerden birisi Erdal Eren'dir. Komünist bir örgütün üyesi Erdal Eren, 2 Şubat 1980 gününde bir eylem sırasında 20 yaşındaki piyade er Zekeriya Önge'yi silahla şehit ettikten sonra yakalanmış ve darbeden sonra idam edilmişti. İddialara göre Erdal Eren 17 yaşındaydı ve idam edilmek için yaşı büyütülmüştü. Ancak verilere göre bu olay gerçeği yansıtmıyor. Erdal Eren kayıtlara göre olay esnasında 18 yaşındaydı. Ama avukatı onun 17 yaşında olduğunu iddia etmişti. Bu olayın tek çıkış noktası buraya dayanmaktadır. Bugün Kenan Evren ve askeri yönetim hakkında en sert eleştiriler bu sebepler dolayısıyla yapılmaktadır. Türkiye tarihinin gördüğü en sert yönetim bu dönemde yapılmıştır. Bu dönemde ordu, sağcı ve solculardan toplamda 132.522 tabanca, 2.474 otomatik silah, 23.569 piyade tüfeği, 615 otomatik tüfek, 364 av tüfeği bulmuştu. Bu hainler 5000 civarında insanın canına kıydılar. Bunların içerisinde kahvede oturup birbirleriyle güzel güzel muhabbet edenler, otobüsle evine gidenler, sokakta dolaşan, parkta oturan vatandaşlarla toplumun güvenliğini sağlamaya çalışan polis, jandarma, asker, subay, assubaylar da var. Tüm bunların yanında Atatürk'ün doğumunun 100. yılı olan 1981 yılı Atatürk yılı ilan edildi ve bir yıl boyunca kutlandı. Televizyonlar askeri propaganda içeriyordu. Türk'e Türk'ten başka yoktur dost nimet.
Açılmış ihanet, bütün yüreklerde açıp ve nefret, düşmanların Kenan Evren ayrıca anayasa değişikliğine gitmek istedi ve yeni bir anayasa için 1982 yılında referanduma gitti. Bu referandumu Cumhurbaşkanlığı seçimiyle birleştirdi ve anayasa %91,37 ile kabul edildi. O güne kadar devlet başkanı sıfatıyla görevini yürüten Kenan Evren, Cumhurbaşkanı seçildi. Kenan Evren ve başkanı olduğu Milli Güvenlik Konseyi 1982 yılında önemli bir adım daha attı. Kenan Evren ve arkadaşları aralarında topladıkları paralarla şehit ve gazi ailelerine bakmakla yükümlü olan Mehmetçik Vakfı'nı kurdu. Yaptığım işlerden en hayırlı olanı budur. İyi ki yapmışız. Mehmetçik Vakfı'nı çok başarılı buluyorum. En başarılı vakıfların başında gelir. Vatandaşın askere karşı, Mehmetçiğe karşı olan sevgisini hepimiz biliyoruz. İçinde yaşadık bunun. Türk milleti askerini sever, hele Mehmetçiği çok fazla sever. 1983 yılına gelindiğinde ordunun elinde olan Türkiye, sivil idareye geçme konusunda girişimlere başladı. Bu süreçte Kenan Evren, 1983 yılında Genelkurmay Başkanlığı görevinden ayrılarak askerlikten emekli oldu. Ardından Türkiye yeni bir seçime geçti ve halk tarafından Turgut Özal'ın başında olduğu ANAP Partisi %45 ile iktidarın sahibi oldu. Millet çağırdığımız nice dersten ve 3 yıllık bir aradan sonra memlekette yeniden siyasi hayat başlayacak. Ancak Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Turgut Özal iktidarının üzerindeki denetimini sürdürüyordu. Turgut Özal'ın dinci irticaya karşı yeteri kadar mücadele etmediğini söylüyor ve özellikle Fethullah Gülen hakkında uyarılarını sık sık dillendiriyordu. Askeri okullara tarikat üyelerinin yerleştirilmesinin önüne geçin talebinde bulunuyordu. Fethullah Hoca isimli bir adam türedi. Bana, Atatürk'e ve tüm ilericilere küfrediyor. Yakalandı, mahkemeye verildi. Fakat mahkeme kendisini serbest bıraktı. Ayrıca ortalıkta Mahmut Hoca diye bir şahıs daha görülmeye başladı. Mahkeme onu da serbest bıraktı. Bu gelişmeler bu gibi gericileri cesaretlendiriyor. Kenan Evren kız çocuklarının okutulması yönünde girişimleriyle ön plana çıkıyordu. Okul yapımlarında ülkeye hız kazandırdı ve Erbakan döneminde devamlı olarak açılan İmam Hatip sayısını indirdi. 1989 yılında görev süresi sona eren Kenan Evren, emekli olarak yerini yeni Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a bıraktı. Görevimin sona ermesi dolayısıyla radyo ve televizyon aracılığıyla Cumhurbaşkanı sıfatıyla son defa olarak hepinize seslenmek ve bazı duygu ve düşüncelerimi iletmek istiyorum. Sarf ettiğim çabaların temel hedefi ülkeme ve sizlere daima biraz daha faydalı olabilmek ve hepinizi mutlu görebilmek olmuştur. Yüce Türk milleti, aziz vatanımız ve uğruna canımızı feda edebileceğimiz sevgili bayrağımız şanla, şerefle sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşayacak ve dalgalanacaktır. Bana her zaman eşsiz bir iştenlikle gösterdiğiniz sevgi ve desteğiniz için hepinize tekrar yürekten teşekkür ediyor, sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Ardından Marmaris'e yerleşerek sakin bir hayat sürdürmeyi seçti. Hayatı boyunca resim çizmeyi çok sevmişti ve bundan sonra bu alana ağırlık verdi. Hatta 1998 yılında satışa çıkan Atatürk adlı yağlı boya tablosu 402.338 dolara satıldı. Ve bu durum onu Türkiye'de satılmış en pahalı resmin sahibi yaptı. Ancak darbe dönemindeki idamları ve işkenceleri birçok kesim hala içine sindirememişti. 2000 yılında Adana savcısı Sacit Kayasu, Kenan Evren hakkında bir iddianame hazırlayarak Kenan Evren'i yargılamak istedi. Ancak iddianame kabul edilmedi ve Yargıtay tarafından görevi kötüye kullanmak ile askeri kuvvetleri tahkir ve tezyif suçundan... Yıllar 2010'u gösterdiğinde anayasa değişikliğine gidilerek referandum yapıldı. Sandıktan %57,88 ile evet oyu çıktı. Ardından 12 Eylül darbesini gerçekleştiren Milli Güvenlik Konseyi'nden hayatta kalanlara dava açıldı. Kenan Evren, Nejat Tümer ve Tahsin Şahinkaya aleyhine ilk soruşturma 7 Nisan 2011'de başladı. Dava sürecinde Kenan Evren ve Şahinkaya çok yaşlıydı. Mahkemeye hasta yataklarında video eşliğinde katıldılar.
Kenan Evren pişman değildi ve yaptıklarının ülkenin bekası için olduğunu söylüyordu. Mahkemenin sonucunda darbe ve işkencelerden dolayı haklarında müebbet hapis kararı çıktı. Karar sonrası temize gidildi ve bu süreçte Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hayatlarını kaybettiler. Kenan Evren için düzenlenen askeri cenaze töreninde sivil olarak yalnızca ailesi vardı. Bundan sonra Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın rütbelerinin sökülmesine ve mal varlıklarına el konulmasına karar verildi. Göt Adol! 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında Kenan Evren'i yargılayan savcı ve hakimlerin FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı. Kenan Evren günümüze en çok etki eden isimlerden biridir. İyisi ve kötüsüyle Türkiye'ye bıraktığı izleri silmek imkansızdır.